Göçmenlerin umuda yolculuğu da devam ediyor. Bir yandan da Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere yönelik sert tavrı yüzünden Türkiye ye yeni adımlar atıyor ve sınırda Türk-Yunan sınırında tam donanımlı bin özel harekat polisi de görev yapmaya başladı. Peki sınırda yani Edirne'de neler oluyor? Şimdi o sorunu yanıtını almak için kameralarımızı Edirne'ye çevireceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Karataş notlarıyla karşımızda. Mehmet. Evet Gökhan Kurt Türkiye ile Yunanistan arasında 204 kilometrelik sınır hattı bulunuyor. Ve bugün de aslında hat boyunca bir hareketlilik söz konusu. Çünkü sabahın erken saatleri itibariyle Türkiye sınırı tarafında aslında hareketlilik söz konusu. Özellikle de sabah saatler 8'i gösterdikten hemen sonra bu noktalarda yani sınır hattında özel harekat polisleri göreve başladı. Ve sizin de belirttiğiniz gibi tam donanımlı bin özel harekat polisi Meriç Nehri'nin çevresinde adım adım her bir noktayı inceleyerek görev başında ve özellikle şu anda ekranlarımızı da taşıyoruz. Görüyorsunuz ki özel harekat polislerinin ellerinde son sistem silahlar ve yine aynı şekilde dediğimiz gibi tam donanımlı şekilde şu an itibariyle artık Türkiye'nin Meriç Nehri tarafında yani 204 kilometrelik sınır hattına baktığımızda her 15-20 metrede bir farklı polislerin olduğunu söyleyebiliriz. Ki özellikle de bu noktalarda polislerin aslında görevi artık yoğun bir bu şekilde devam edecek çünkü özellikle bu e, uygulamaya geçilmesinin en önemli nedenlerinden biri de aslında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada yaptığı incelemelerin ardından açıklamıştı özellikle de Yunan polisinin Edirne'de özel harekat polisleri geri itmeleri önlemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasında doğal sınır konumundaki Meriç nehrinde görev yapmaya başladılar. Dediğim gibi sabah saatleri itibariyle birçok ilden geldi. Özellikle de Ordu'da görevli yine 40 özel harekat polisi göçmen yoğunluğunun yaşandığı bu noktalarda Yunanistan ve Türkiye sınırında güvenliği sağlamak için Edirne'ye geldiler ve şu an itibariyle de göreve başladılar. Bir kez daha tekrar edelim. Bugün itibariyle aslında bu yeni uygulamaya geçildi. Çünkü Türkiye'den Yunanistan tarafına geçen oradaki göçmenlere bildiğiniz üzere Yunan polisi ne yazık ki hem zulmediyor hem de onları bizim tarafımıza gönderiyordu. Ancak şu an itibariyle artık özel harekat polisi görev başında ve geri itmelerinde önüne geçecek diyelim ve söz sektörse bırakalım.